Selamünaleyküm arkadaşlar. İçerideki betalarımı buraya getirdim. Bu şekilde duvara raf yaptım. Onları buraya getirdim. 5-6 saat oluyor buraya koyalı. Şöyle bir kımılda da görsünler seni. Bundan sonra bir de burada aşağıda bir tane koyu betam var. Ondan sonra bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Yine bunu kullanacağım. Allah nasip ederse. Buna da bir fil kulak gibi düşünüyorum ama şimdi belli de olmaz. Başka bir renk olur da beğenirsem onu da alabilirim. Ama şu anlık isteğim fil kulak. Ondan sonra buradaki betamız da gayet güzel. Yani burada bir beta çeşidi fazlalaştırması yapacağız tekrardan. Gayet de güzel olacak. Bunları ara sıra büyük akvaryuma koymak istiyorum ama hani bir hafta 10 gün böyle dursun istiyorum sırayla. Sadece böyle ufak akvaryumda değil de böyle sıra sıra değiştireyim istiyorum. Ama bu koyu beta balıklara vuruyor arkadaşlar. Yani belki daha önceki videolarımda takip ettiyseniz burada ufak bir akvaryumun 50-50 bir akvaryumun içerisindeydi. Mesela black lepistesler vardı. Full black. Onlar hep kuyruklarına vurmuştu. Şimdi bu kuyruksuz olduğu için daha hızlı yüzebiliyor. Ama mesela bunu tek akvaryuma koysam o hani hızlı yüzemediği için bunun gibi yakalayamıyor. Onun için de vuramıyor. Bunlarda bir sıkıntı olmuyor çünkü buradaki beta da aynı şekilde. Yani bunlarda herhangi bir problem yok. Ama bu eşek herif vuruyor. Kuyruklarını afiyetle götürüyor. Onun için bunu bilemiyorum ama bunu hani büyük akvaryuma şuraya koyacağım. Öyle bir hafta 10 gün takılsın. Buradaki betayı buraya alacağım. Bakalım kısmet. Hani böyle bir ferahlasın hayvan. Gayet güzel takılıyorlar. Bunu da böyle yaptım. Yani burası güzel bir hobi odası oldu. Burada biliyorsunuz yine orandalar var. Allah'ın izniyle bunları sıkıntısız boylandırabilirsem güzel olacak. Yine burada da biliyorsunuz karidesler var. Yani sadece karideslere çınar yaprağı koydum arkadaşlar. Ama hiçbir faaliyet yok. Daha önceki ıspanak yaprağında da hiç görmemiştim yani üzerlerine yani yemlendiklerini. Bunda da aynı şekilde. Bunu da böyle ip yardımıyla şey yapıyorum. Kurşun var. Şu an tam salyangozun altında kurşun var orada. Gerektiğinde buradan çekip böyle müdahale edebiliyorum. Ama yani hiç çıktıklarını da görmedim. Üzerine bir yemlenmelerini de görmedim veya herhangi bir şey yaptıklarını hiç yaklaşmadılar bile. Ispanak yaprağına da buna da. Ama keyifleri yerinde. Hani normal balık yemi veriyorum. Azar azar böyle. Herhangi bir sıkıntı yok. Yavrular çok arkadaşlar. Yine daha önceden de söyledim. Allah'a çok şükür o şeyler, hamileler yavruları bıraktılar ve ufak ufak dolaşıyorlar. Yalnızca bunda bir problem var. Şöyle sinek larvası çok olduğu için de. Hatta şurada şöyle yakınlaştırabilir miyim? Bakayım görünecek mi? Bakın.
Nasıl böyle kımıldıyor. Sinek larvası oluştu için de söyleyemedim, pardon. Onu da bilmiyorum nasıl yapacağım. Fikriniz varsa belirtirseniz sevinirim. Hani normal balık koyamıyorum. Yavrular çok içinde karides yavrularını götürürler. Bilmiyorum yani. İçine büyük bir ihtimal çöpçü getireceğim arkadaşlar. Bu panda çöpçülerden düşünüyorum. Vatoz çöpçü gibi balıklar onu zarar vermiyor. Bir de neon zarar vermiyor karideslere. Öyle biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Neondu sanırım. Bunlar pek zarar vermiyor. Ama diğer balıklar yavruları götürüyorlar. Karideslere de dokunuyorlar. Onlar da dokundukları için karideslerde saklandıkları yerlerden pek çıkmıyorlar. Yani bu şekilde bakalım nasıl olacak, ama dediğim gibi betalarım burada olmasına çok sevindim. Yani olur mu olmaz mı diye düşündüm ama gayet de güzel oldu. Kısmetse buna da bir tane şu anlık düşüneceğim. Fil kulak dediğim gibi. Olursa çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Ha bir de şey arkadaşlar, biliyorsunuz lepistesler yavruladı falan demiştim. Ama şu an yavrularını göremiyorum. Çok büyük bir ihtimal yediler. Ama hani lepistesler mi veya burada arı balıkları var. Takribi 5-6 tane sanırım arı 5-6 tane olması lazım arı balığından. Bunlar mı? Bunlarsa arı balıklarıysa çıkartırım. Ama lepisteslerse daha yoğun bir bitki muhakkak şart olacak. İşte onu çözmeye çalışıyorum. Bir kere arı balığının yavruyu takip ettiğini gördüm. Ama işte hani böyle yakalayıp yiyebilecek mi onu pek göremediğim için bir şey diyemiyorum yani şu an. Ama ilk ağız yavru olduğu için zaten biliyorsunuz lepistesler veya diğer balıklar da ilk ağız yavrularını biraz daha az yapıyorlar. Ortalama atıyorum 50 tane yapacaksa 25 tane, 25 tane bile olmuyor. 10 tane, 12 tane yavru yapıyorlar. Yani o kadar oran az. Oran anlamında söylüyorum. Bu net bir şey değil. Sayı değil. Onun için yani çok az bir yavruydu. O da belki bir tanesi yavruladı onu da. Ama Allah'ın izniyle şu an tam damızlık boya yaklaştılar yani. Damızlık boydalar. Birçoğu. Onun için bir sıkıntı olmayacak. Güzel güzel yavrular olur inşallah. Kısmet. Bakalım bunda da hani havalardan korkuyorum arkadaşlar. Bir sıcak bir soğuk yapıyor biliyorsunuz. Hatta dün bayağı bir yağmur yağdı. Soğuk etkiler diye düşünüyorum. İnşallah etkilemez. Burada rahat rahat yaşarlar. Bunlar da böyle içine led ışık yaptım. Suya dayanıklı ledler var ya, şöyle nasıl göstereyim? Pardon. Bu şekilde. İçeride farklı bir sistem vardı. Işıklandırmada. Burada da böyle yaptım. Güzel güzel takılıyorlar. Böyle özel tür beta isteyenleriniz olursa arkadaşlar, yorumlarda yazarsanız, hani hemen tedarik edemesen bile yani bir zaman sonra bunu tedarik edebilirim. Öyle bir rahatlığımız var. En son böyle orandaları da göstereyim sizlere. Yani burada keyif çatabiliriz bir arkadaşlar. Burada oturup rahat rahat hem akvaryumlarımızı komple böyle seyredebilirim. Akvaryumlarımı.
Hem de şimdiki gibi çayımı da içebilirim. Sizleri de çay içmeye beklerim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.